Arkası. Yılmaz Arka abinin Yılmaz abinin çalıştırdığı takımlarla ilgili çok enteresan bir arkadaşa ulaştık biz. Bu arkadaş Yılmaz abinin çalıştırdığı takımları öyle bir hızla saydı ki bir izleyelim bakalım, sizler şaşıracak mısınız? 86 Malatya Spor, 88 Antalya Spor, 89 Samsun Spor, 89 Bursa Spor, 90 Karşıyaka, 91 Adana Spor, 91 Bursa Spor, 93 Gaziantep Spor, 95 Eskişehir Spor, 96 Sarıyer, 97 Trabzon Spor, 97 Gençler, 98 Konya Spor, 99 Çanakkale Dardanel Spor, 99 Bursa Spor, 2000 Deniz Spor, 2001 Diyarbakır Spor, 2003 Adana Spor, 2004 Çaykur Rizespor, 2005 MK Ankaracı, 2005 Antalya Spor, 2008 Manisa Spor, 2008 Kocaeli Spor, 2009 Kasımpaşa, 2011 Konya Spor, 2012 Sakarya Spor, 2012 Elazığ Spor, 2014 Mersin İdman Yurdu, 2014 Osmanlı Spor, 2015 Karabük Karabük Spor, 2015 Gençler, 2016 Adana'da bir Spor, 2017 Göztepe, 2018 Giresun Spor, 2018 Eskişehir Spor, 2018 Adana'da bir Spor, 2022 Aksaray Belediye Spor, 2021 Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Gol! Abi espriyi anladın mı yalnız? Evet. Tek nefeste yaptı bunu. Evet, boğuluyordu tek nefeste hiç. Yani ikinci bir nefes almaksızı falan. En son şeyi ne, hangi takımı söylemişti? Yoruldum ya. Dinlerken yoruldum. Kim bu? Bu ya şu, bunu, sosyal medyada versin Allah aşkına. Var var. Barış Gökdemir isimli Barış. Bir abimiz. Daha önce 81 ilimizi saymıştı değil mi? 81 ilimizi Yılmaz de böyle tek nefeste saymış olan. Neden? İnanılmaz bir şey. Neden? Say kardeşim. 60'a çıkıyor. Abi nedenini niye bana soruyorsun? Bunun, adam ya, çok ya, enteresan hani bir şekilde. Hani konuşuyorsun da bir araya gel. Bir insan bunu neden tek nefeste saymayı kendisine ilke edinir? Hadi neden? Tek o zaman 81 ilimizi saymış. Size soralım saymış arkadaşlar. Biz çıktık artık bundan. Saçma bir yere doğru gidiyoruz yani. Azuma bir iki takım daha çalıştırsan boğularak ölecek. Yani Azuma anlamadım. Neden diye buradan anlamaya çalışırsak geçmiş olsun. Bunun nedenlerini anlamaya çalışırsak geçmiş olsun. Ama çok güzel geldi o da. Bir gün şey gelmiş, bahi gibi gelmiş değil mi böyle? Şeyleri tek nefeste saymalıyım ve çok olmalı diye. Çok vardır ya böyle kelimeleri tersten okuyanlar. Her şeyi çok mu düzgün yaptınız hayatınızda, çok merak asla ediyorum. Yok canım. Ben asla. Öyle yani bir gayemiz de yoktu. Çok saçma bir şeye merak hasıl olmadı mı hayatınızda? Mesela Cenk'in yaptığı düzgün hiçbir şey yoktur hayatında. Cenk'in yaptığı düzgün hiçbir şey yoktur.